Bugün İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı 8 ve 10. yüzyılı göreceğiz. Öncelikle kalemimizi seçtik. Şimdi konular var. Dua. Bunlar tabii şiir. Dua, bu da ağacı görüyorsunuz. Yiğitlik var. Kahramanı görüyorsunuz ve savaş. Aşk var. Kalbi görüyorsunuz. Şiirler yarım uyak halinde yazılıyormuş arkadaşlar. Müzik aleti olarak kopuz. Karpuzdan eşleştiriyoruz. Dil saf Türkçe. Türleri var arkadaşlar. Bu koşuklar dörtlükler halinde yazılır. 11, 9, 8, 9 ve 11'li hece ölçüsüne göre yazılır. Sagolar atasözler arkadaşlar. Yok, sagolar ağıt. Dur, pardon, karıştırdım. Ağıt ağlamak mezarda falan. Sago atasözler arkadaşlar. Burada görüyorsunuz zaten. Koşuk şiir zaten demiştik. Burada ağlayan kadınları görüyorsunuz. Burada yaşlı bir amcayı görüyorsunuz. Ata oluyor yani, sav. Destan destan. Sav atasözü arkadaşlar. Sagu ağıt. Koşuk şiir. Geçelim törenlere. Sığır. Sığır törenleri işte av falan, av törenleri gibi diyelim. Yu ölünün arkasından çekilen gene ağıt. Ya işte ağıt, yu gene aynı. Şölen mesela işte kopuz eşliğinde 11 hece ölçüsüyle söylenen şiirde şaman, udagan, kambaksı, ozan, oyun. Bunlar kam, baksı, ozan aynı şeyler arkadaşlar. Bunlar aynı şey, oyun, söylenen oyun ya da baksı. Yani o şiirlerde bunları yaparlarmış. Görevleri şaman. Şaman müzisyen. Şair, şair eşleştirmişler. Büyücü, büyücü zaten çok güzel eşleştirmişler. Hekimden de burayı bulabiliriz. Hece olarak milli ölçü. Dörtlükler önemlidir. Başka söyleyecek bir şey kaldı mı? Yok. Bence kalmadı diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, kanalımız buraya kadar derledik. Kanalıma abone olup bizlere destek olmayı unutmayın.